ChatGPT'nin gözünden Esed'in Suriyesi. Beşar Esed'in Suriyelilere karşı işlediği suçlara yeni bir tanık. ChatGPT, yoksa yapay zekada mı komplocular listesine eklenecek? Tüm dünya milyonlarca fotoğraf ve video gibi görsel yayınla Beşar Esed ve milislerinin Suriyelilere karşı işlediği suçlara an be an tanıklık etmişti. Şimdi de yapay zeka Esed'in vahşi eylemlerinin yeni tanığı olmaya aday. OpenAI tarafından geliştirilen ve en iyi yapay zeka sohbet robotlarından biri olarak nitelendirilen ChatGPT, son günlerde dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu robot, internetten alınan geniş veri kümesi üzerine yaptığı analizlerle doğal ve objektif cevaplar üretebiliyor. ChatGPT adlı sohbet robotuna Beşar Esed sorulduğu zaman Esed'in doğum tarihi, eğitimi ve üniversite mezuniyet tarihi gibi bazı kişisel bilgilerin yanı sıra baba Esed'in halifi olarak nasıl atandığı, başkanlığı döneminde 2011'den bu yana devam eden savaş sebebiyle milyonlarca Suriyeliyi nasıl öldürdüğü ve yerinden ettiği bilgisi de veriyor. Robot, rejiminin birçok alanda işlediği savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve Beşar Esed ile hükümetin diğer temsilcilerin gelecekte uluslararası ceza mahkemesinde yargılanma olasılığından bahsederek Beşar Esed sorusuna yanıtını sonlandırıyor. ChatGPT bir sonraki tarihteki en kötü şöhretli cezaevleri sorusuna ise birkaç örnekle cevap verdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampları, dağılan Sovyetler Birliği'ndeki Gula adlı hapishaneleri ve Kombatya'da Kızılkmerlerin yönetiminde olduğu 1970'lerdeki Tausleng adlı hapishane. Tabii ChatGPT bunları sıralamakla kalmadı. Esed rejiminin gözbebeği kurumlarından olan ağır işkencelerin yaşandığı, göstermelik yargılama sonrası toplu infazların gerçekleştiği ve 2015'te DAEŞ tarafından patlayıcılarla kullanılmaz hale getirdikleri Tadmur hapishanesine de yer verdi. Ancak ChatGPT'nin rejiminin bir diğer kötü şöhretli hapishanelerinden olan Sednaya'yı gözden kaçırdığını anlaşılması üzerine hapishane kelimesi eklenmeden sadece Sednaya olarak soruldu. Bunun üzerine ChatGPT Sednaya sorusuna mahkumların vahşice işkence gördüğü, yargısız infazların yapıldığı, insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği ve bu yüzden uluslararası ilgiye haiz olan bir hapishane olduğu yanıtını verdi. Ayrıca hapishanenin Şam yakınlarında bulunduğu ve insan hakları örgütlerinin raporlarına göre mahkumların dayak ve elektrik şoku gibi ağır kötü muameleye maruz kaldığı, yemek, su ve tıbbi bakıma erişimin olmadığı da aktarılan diğer bilgiler arasında yer aldı. Yolsuzluğun en fazla olduğu ülkeler sorulduğunda ise verilen yanıtların başında Suriye geldi. Daha spesifik bir şekilde Suriye'deki yolsuzluğun boyutları sorulduğunda yolsuzluğun Suriye'de yaygın bir sorun olduğu ve ülkedeki ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve iyi yönetimin önünde büyük bir engel teşkil ettiği yanıtını verdi. Bunun yanı sıra robot, önemli ekonomik kayıplara ve kaynakların yanlış tahsisine yol açan zimmete para geçirme, rüşvet, adam kayırmacılık, iltimas ve torpil gibi yolsuzlukların Suriye'de yaygın olduğunu aktardı. Esed Kaptagon kelimeleriyle ChatGPT ile görüşme sonlandırırken ise robot, Esed rejimi Kaptagon üretimi ve satışını destekleyerek veya onu askeri operasyonlarının finansmanında kullanarak Kaptagon ticaretine doğrudan müdahil olduğuna işaret eden raporların olduğu yanıtını verdi. Ayrıca diğer raporlarda ise Esed'in uyuşturucu ticaretine göz yumarak kendi kontrolü altındaki bölgelerde bu ticaretin gelişmesine yol açmıştır şeklinde yanıtını tamamladı. Bu tarafsız yanıtlar bizlere yapay zekanın da Esed milislerinin Suriye'de işlediği suçlara tanıklık edenler listesine dahil olduğunu gösteriyor. Yanıtlarda Suriye'nin sahiplendiği direniş ekseni söyleminde ya da milli ve ilkeli duruşuna karşı düzenlenen küresel komplolardan bahsedilmiyor. Böylece yapay zeka da Esed ailesinin iddialarına göre kendi yönetimlerine karşı gelen komplocular listesine dahil edilmiş oluyor. فالمؤامرات كجراثيم تتكاثر في كل لحظة وفي كل مكان.